Günaydın, hayırlı sabahlar, cümleten selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun günaydın takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız, hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin. Evet, kalktık sabahleyin kahvaltı hazırlamaya. Bizim gelinler, bizim kız hazırlıyorlarmış. Biz biraz geç kalktık. Niye geç kalktık? Ben Hatice gece uyumadı, hiç uyumadı. Gitti ortalığa. Bizim yanımızda yattı Mehmet İnan. Sonra götürdük anasının yanına bulup geldik. Değil mi Hatice? Mehmet İnan biz uyuyacağız diye uğraştık böyle gece. Bay bay de bakan bir. Bay bay de be. Saçlar da ne güzel. Demek de bay bay de. Demek sen de bay bay de diyor. Annesi bay bay diyen kız. Bay bay. Günaydın herkes. Hayır sabah. Allah neredesin ki? Anne. Annesi sen de bay bay de. Sen de bay bay de annesi. Anne. Açıkçası ağzından geliyor su uyuduk. Ne? 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 Sen? Anne, anne hu de. Günaydın herkes, günaydın. Aa anne de. Hadi gidin tekrar ya. Kalan çorba var. Tüpümüz dolu da bir taraftan da çorba koymuşlar bizim kızın annemin. Ben girdim mutfağa, mutfak hiç yok diye geldim. Neyse. Video çekiyor lan da. Evet, şey yatıyor, Sevda yatıyor. Bizim kız kasacık sesini ver. Çeşme kapatıp konuşma yapıyorum burada anlaşılmıyor. Zaten sesim düzelmiyor arkadaşlar. Neden düzelmiyor bilmiyorum. Buradan gittim tekrar doktora gideceğim. Sesim böyle yer altından geliyor. Fark ediyor musun bilmiyorum. Sesimde bir gargınlık var değil mi Mehmet? Nedir o bizim oğlanlar inşallah Allah şifa versin. İnşallah. Hasta değilim ama sesimde bu Mehmet de hasta biraz. Ben de hastayım. Biz gece iki hasta birer koltuklu yattık. Yapacak bir şey yok. Onları biz ayrı odaya attık ikisini. Evet biz Mehmet'in ayrı yattık. Çünkü hastayız ikimiz değil mi ona? Allah. Buna da Hatice durmadı. Gece Hatice uyutacağız diye neler çektik. Uyudu ha bu civcik ha bu. Hatice diyor suydu yoruldu herhalde. Şuna bak be. Gözleri şişti. Hayır mama veriyoruz. Mama ile ödüm. Yani bu oyun mama veriyorsun. Şunu biçirdi nasıl gülsün. Bir vurdu başa döktü. Yüzü biraz şöyle yapış yapış. Sen bir de bir yerden. Benim tepsiyi ver getirin bardakları duş ye. Para kalmış olamam. Ondan mı göçeceğiz? Evet. Şimdi buraya balkona mı atacağız? Adem girer. Bizim yuvalar için. Adem mi? Masayı koyuyorlar. Biz bizimle oturalım. Aynen. Dün gibi abi. İçine mi atıyoruz? Mehmet o zaman koltuğu toplayalım birine. Hayır. Şey gideceğiz. Dışarı gideceğiz. Dışarı gideceğiz. Ses çoğunu mu Sabahri? Merhaba. Sabahri çocuklar var ya. İyi o zaman oraya gidelim biz de. Ama deyince dışarıda sessiz olacak tamam mı? Hayır, misafirler. Annem sussun diyor bak. Annem sussun. Bak bulaşık iki yerine. Şimdi bunlar varken ben mi işleyeyim burada ya? Allah'ım en büyük. Kraliçemiz. Demir Mesela beni Allah razı olsun şişletme lan. Gel ben arada gezelim. Mesela da işte bulaşık hareketi yok. Demir Mesela. Allah ya bulaşık karıştırma gel onu yıkala. Kız hep sunlarım olmaz galiba. Dezem de ki sabahleyin geldiydi kalkmış. Burada abi çay içeceğini. Baktım millet yatağa yatıyor. Bizim gelin geldi geri gitti. Dezem geldi. Ben seslenmedim. Uyuyor gibi yaptım. Allah'ım rol yapmış sabahleyin herkese. Ay yemek yapmaya başladın ya ben alam. Çok çok telefonu koyayım. Bir tane koyayım galiba. Orada ben. Bir ses geldi. Sohbe kapatan mı? He? Kapat. Kısmı. Tamam kapat. Ama Mehmet bir şey söyleyeyim. Hadi Hatice götürelim dışarı. Hatice götürelim. Mesela fasulye yemek. Biraz kuyruğa bayağı bir yanına. Şu ne kız? Bizim kız sos mu şu? Çimen. Sos. Çimen mi? Salatalıklar, domatesler, domatesli peynir, salamur peynir. Şu salamur peynir ben getirdim. Şu da süzme hazır peynir. Reçeller. Ben geldim. Uzatmalıyım bir taraftan ben sokuramıyorum orada da. Güzel bir şey. Domates de mi attınız bu süre? Şey yaptılar oğlum. Merhaba. He? Merhaba. Kavurma geldi dünden ya. He, kavurmalı menemen mi yapacaksınız? Hmm, doğru. Yapın bakalım. Vallahi siz pek maharetlisiniz abi. Elinizden gelen şey. Vallahi elimizden bir kaçan kuş kurtulur. Gerisini yaparız. Dezem çağır gelin Mehmet. Sabahleyin sessiz seda, hiç kimse çıkla yok. Sabah dediğim saat 9.30 onu geliyor.
dediğim gibi bizim Adem gelin, Murat abi gelin, çaysız duramadıkları için onlar sabahleyin bir ama abi pişirmiş bir posta içmişler çaylarına. Ama bugün hava güzel. Serindi, gece sıcak da değildi, öyle fazla aşırı derece sıcak değildi. Ben sıcak olur diye düşünmüştüm ama sıcak değildi, buz gibiydi. Pencereyi açtık. Burada da Hatice'nin çamaşırlarını serdi annesi. Simav, Kaplıca Eynal'dan herkese kucak dolusu selamlar. Bizleri soranlara selam olsun. İki günde nasip olursa buradan çekim yapacağız. Haliyle ben gittiğim yeri kendi işime de götürüyor. Yapacak bir şey yok diğer takipçilerim. Burada da çorbamız var. Kaynıyor. Bir dalmadığı için buraya koyduk. Kaynıyor çorba, kaynıyor. Soğumaz. Elim ayağım yakma lan da. Bundan kuru fasulyemiz vardı da ziyan olmasın diye çorbanın içine koyduk. Hem de kuru fasulyeli güzel oldu değil mi? Evet, ben çok severim. Babam çok seviyor böyle. Ben de severim kendim. Yapıyorum. Şimdi menemen gibi kavurmanın içine yumurta koydu bizim gelin. Birazcık şöyle pişmesini bekliyoruz. Karıştıracak ama 4-5 yumurta olacak. 4-5 tane yumurtayı kırdılar içine. Bunları ben balkona koyacağım. Bunları balkona koyacağım galiba. Anne bizim taraf gölge. Oraya taşıyız, içeri koyun galiba. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, biz kahvaltımızı yaptık, yedik, içtik. Şimdi koyduk, Mehmet'le gezmeye çıktık değil mi? Aynen. Rümeysa ile Nur Seyim akvaparkına gideceklermiş. Bizim kızınla gelin de arkadan gelecekler ama biz böyle Mehmet'le bir tur yapalım dedik. Şöyle azıcık hemen gezilecek yerler gezdirelim. Mehmet'le şöyle çıktık. Burada halam otelmiş bak. Ege Otel yazıyor. Keyfi Mahalle diyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi. Hı-hı. Sıcak suyu, oranın şeysi başkaymış herhalde. Bak sıcak su, kür uygulaması. Spa merkezi diyorlar. Orada evet. Yani şey yapıyor mesela, masaj gibi bir şey yapıyor. Evet, ama masaj salonuymuş. İhtiyacı olanlara geliyormuş herhalde. Allah'a şükür bizim şimdilik öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Mehmet Önen şöyle. Çünkü içeride de durulmuyor. Bayağı. Dün gece sıcak değildi ama şimdi sıcak kaynıyor değil mi Mehmet? Vallahi bu. Adı sabahtan olmasına rağmen daha sabahleyin saat 11.30. Mehmet'in iyice sıcak çıkmadan dedik. Şöyle biraz gezelim. Dün akşamleyin gezmeye çıktık biz bütün aile olarak ama maalesef video çekemedik. Niye çekemedik? Değil mi Mehmet? Müzik çoğudu. Her taraf müzik çoğudu. Herkes geceleri geldiğinden müzik evet, koyuyor. Millet gece çarşıya çıktığından her taraf müzik. Yüzden fazla çekemedik. Şöyle Mehmet'in önüne birazcık dolaşalım. Şöyle şu Mehmet dün çektiğimiz eflatun çiçeklerin. Bu ne çiçeği? Dün takipçimin biri yazmış. Eflatun mu demiş? Evet. Bu içiliyormuş Mehmet. He. Çiçeği dedi bu ya. Hani dün bak valla seni Allah'a bak. Eşek arası bile aşığı gördüm. He. Bunun şeysi koparıp da içiliyormuş ama biz tabii ki hiç denemediğimiz. Valla her çiçeklerden illa bir şey yapılıyor şu an. İlaç minaç. Her çiçeğin bir kendine göre şifa kaynağı. Aynen. Zehirli çiçekten bile mesela ilaç bile yapıyorlar. Evet. Biz şu arada duruyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şey arkadaşlar, B blok dediğimiz burası. İzleyen evet, gelebilir. Biz burada duruyoruz. Şöyle Mehmet'le çok az hemen şöyle dolaşıp geleceğiz. Tekrar bizim kızına gelin çay koydu. Kahvaltı yaptıktan sonra bizim oğlan mutlaka o çay içiyor. Ben de dedim hemen çay olası ya. Bu evet. Kanı veriyelim Mehmet. Bu da çok güzel. Bundan bizim bahçede de var. Bu çok güzel gül açığa. Bak açmış. Ama mis gibi kokar bu. Bunun kokusu değişiktir Mehmet. Hmm. Bizim bahçede de var da. Bunların da süt çıkıyor değil mi? Evet. Bir açalım Mehmet. Geri coşmuş. Buruduydu bayağı buruduydu ama güzel olmuş şimdi. Ha şurada tiyatro merkezi gibi küçük bir yer var. Ha bak beyaz yer görüyor musun? Ne bu? Ha şurada. Mehmet'in
açtılar, kapandı değil mi? Şimdi gece açıldı ya. Hı hı. Şimdi kapatmışlar. Açıktır da. Tamam, şuradan mı dönelim, şuradan mı gidelim? Abi şu an dümdüz gidelim, oradan döneriz aşağı doğru. Aşağıdan dönelim gene. Kapatmışlar Mehmet ya, araba geçmesin diye mi kapatmışlar? Hı hı. Sen yürü yürü. Bunu çocuk ablam koşturuyor diye şey yapmışlardır. Çocuk oyun alaydı ne ya bura? Abi şurada küçük bir ne park var. Küçük var mı? Şimdi çocuklar mı çocuklar ezelerdi ya. Tamam, yoruldursun acık anne. Hafif hafif sallamadan. Yavaş yavaş. Arada dur dur, bir daha açmam. Böyle Mehmet'in en geziyoruz bakalım. Ay şöyle gece buradan geçtik değil mi Mehmet? Abi de şu şeyler var ya. Şöyle şuradan gezdik geçtik. Ne dedi orada? Yakın mı uzak mı? Yoktu, geride mi kaldı o? Halam o geride kaldı bence. Bence taşıdı nasıl ya. Senin otunu dönüyor değil mi? Ha? Geride mi kaldı? Şöyle ne bileyim. Orada eski araba böyle. Vallahi benim tersim döndü Mehmet. Gece biz neden girdik, neden çıktık? Hiç bilemedim ben. Bu ışıklı yer geçtiğimiz yer nereydi? Hı? Burada değildi, ışıklı yer. Şey, nerede karşıda? Aa bak, park. Şu yanda mı? Kafenin öte yanında. Ha bu yanda. Akşam mı içeceğiz aslında? Akşam mı içeceğiz biz? Karanlık talan. Bir de şey dedim ya, sesler vardı. Sesler oldu mu olmuyor. Burada gece gezmesi daha güzel oluyor Mehmet. Oraya da süs aslan koymuşlar. Değil mi Mehmet? Çiçeklen rengine bak, güzelliğine Mehmet. Balga baklar. Gece çok güzeldi arkadaşlar şu balga bakların renklere. Rengarenk, her taraf ışıkta. Şuradan geçmesi gece o kadar güzeldi ki. Şöyle ıldır ıldır yanıyordu. Renk renk, sade bir renk yanmadı. Çeşit çeşit yanıyordu. Rengarenkte. Gezdik gece. Gezdik gittik. Birer çay, birer dondurma. Gidip gittik çocuklar veren gece hep beraber şöyle bir tur attık. Geldik. Yorulmuşuz. Gece odamızı gittiğimizde saat 1'i gelmişmiş. Evi vardık tekrar. Çay çeşme derken, otur kalk derken saat 3'ü geldi. Mehmet sabredemedi. Ondan sonra yat değil mi Mehmet? Biz biraz daha oturduk. Şöyle, ay vallahi çok güzel, her yaka yemyeşil. Şöyle büyük satranç şeyleri var. He? Satranç taşları var büyük. Gel ama ağır ağır gidelim de akşamüstü bir daha gelin. E daha bir şey, şöyle çekelim tamam gidelim. Burada ne var? Orada şeye vurma şeysi var işte. Sen oraya mı gideceksin diyordun? Hı hı. Buranın senin gücünü test ediyor. Hı. Ana çalışıyor mu Mehmet? Hı? Çalışıyor mu? Tepeni düşer bakalım kaçıl. Kaçıl lan be. Şu boks şeysi üstünü düşer bir de. Çekiliş şeylere. Gece çalışıyordu burada. Mehmet bir bakalım bakalım ala çalışıyor mu? Çalışmıyor mu lan? Benim tahminim çalışmıyor. Halam gece açıyorlar, dur oraya gel. Bence çalışmıyor herhalde. Çocukların parka. Şu ağaç ne ağacı ki Mehmet? Beyaz. Adı bu kara ile bir şey bak. Kara tül gibi bir şey. Ha böyle Ukrayna'nın uçan şeyler var ya. He. Değişik bir şey. Çekeceğim. Gece burada geçerken fotoğraf çekildiydik. Çocuklarını. Burası tilek yeri gibi bir şey.
Valla burası dilek ağacı gibi desem. Herkes değişik değişik kutulara bağlamış. Süs olabilir. Kağıtlara bağlamış. Burada bir yatır gibi bir şey yok ki dilek olsa. Bu değil. He. İnsanlar bazen böyle dilek ağacı diye mesela. Bunları mesela buraya asıyorlar. Mesela ben şunu istiyorum, bunu istiyorum. Yani canı doldurma istiyorum. Çocuğum biri asıyorum oraya. Keşke doldurmam olsa diyor. Küçük dilekler de buradaydı. Aynen. Öyle peki. Ben böyle şey inanmıyorum ama belli olmaz. Belli de olmaz. Denemedim de denemek istemiyorum. Denemekte zarar olmaz. Şu oturmakla da değişik Mehmet. Değil mi? Mehmet'in ağır ağır gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Şöyle Mehmet'in çektik. Bizimkiler çayı pişirmiş, arıyorlar bize. Bayram bozuldu ya. Ne oldu lan? Çalışmıyor işte. Orada mı çalışmıyor? Çalışmıyor. Orada niye çalışmıyor ki ya? Bakalım gece çalışacak lan. Şimdi Ceren ışıkları çekmişlerdir de ondan herhalde tahminim. Bu da geri dönüşüm kutusu herhalde değil mi Mehmet? Hı hı. Mesela şimdi... Boş şişelere, atıklar atıyorlar herhalde. Biraz şişelere, burada kıvırtları atıyorlar. Buraya cam, buraya da metal. Bölümlerini ayırmışlar. Abi şöyle böyle çekelim, ses yok. Abi şöyle değirmenden de var. Nerede o değirmen? Şu araba da tarihi eser gibi değil mi Mehmet? Yeni arabam da sana. Hadi emanımın kendini. Güzelmiş. Arabanın yanında kel bakalım hemen fotoğraf çekelim. Dur şu karanlık gibi oldu. Güzel çıktın ha. Buralar da güzel arkadaşlar. Gezmeyeleri, sessiz, sakin, hava dinleyecek, suları şifalıymış. Tabi buraya geldiğin zaman 15-20 gün kalacaksın şifa niyetine. Biz buraya gezme amaçlı geldik. 3 günlüğünü diye. Allah razı olsun bizim olan gibi geliyorlarmış. İlla bas sen de git. Biliyor musun? Malum benim eşim mal koyur, o gitse ben gidemiyorum. Ben gitsem o gidemiyoruz. İnşallah sonunda çoluğu çocuğu ver de mal hayvan edinmezsek o zaman belki de beraber geliriz ama şimdilik fazla gelemiyoruz. Günübirlik gidiyoruz ama kalmaya gelemiyoruz. Mehmet'in ağır ağır parktan çıktık. Şöyle gidiyoruz bakalım. Şöyle buralara yol ayırımı. Ya benim telefon bugün Mehmet bir yerine mi karıştırdı Hatice? Böyle telefon sallıyor gibi sanki. Değil mi? Hatice dün çizgi film açı verdiydik. Dursun. Ben elim mi titriyor diyorum. Hayır lan böyle sanki durup açıyor durup açıyor gibi. Bunu Nur Sevim'i göstermemiz lazım. Burada da geldik video çekmeye başladık. Biraz duraklıyor. İyi, fazla çarşısı falan da çok pahalı değil. Aşırı derecede değil. Yani uygun fiyata. Şurada yukarıda market var. Daha Kaplıca Market yazıyor. Alacaklarımızı, ihtiyaçlarımızı oradan alıp geliyoruz. Bu kadar fazla pahalı değil. Şimdi gel neyse şöyle kaldığımız ara yeri girdik Mehmet'ine. Ağır ağır gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden evden devam ederiz arkadaşlar. Kaldığımız yerlerde şöyle arkadaşlar üst katta kalıyoruz biz. Alt katta Hatice durmadığı için üst katı tuttuk. Bir de alt katlar doluymuş.
üst taraflar. Çocuklar için de iyi oldu şöyle. Güzel oldu. Kaldığımız yere geldik. Fazla bağıramıyoruz. Millet daha herhalde görünen yok. Sabah sabah dedik. Odalar güzel arkadaşlar. Şöyle iki tane kanepesi var. Güzel oturum odası. Bir tane yatak odası var. Çift kişilik yatağı var. Burada oturacağım. Şöyle güzel. Televizyon var, telefon, namazlar, Kur'an-ı Kerimleri hepsi var. Odalar çok güzel. Bundan sonra şöyle de dolap var, elbise dolabı gibi. Şöyle girişten giriyorum. Şurada çift kişilik yatak var. Oradan sonra mutfak var. Şöyle mutfaktan çıkılan balkon var. Tüpü veren buraya ait. Şöyle tezgahı hepsi. Yani iki kişi için çok güzel. Rahat. Çayımız kaynadı. Soğanını, biberini doğradık. Etini de bir şöyle karıştıracağız. Harmanladık. Çayımız kaynıyor. Şöyle yine tekrar bu tarafa çıkıyorum. Geniş balkonu var. Şöyle millet oturuyor. Dışarı örtü serdik. Sakin ya. O kaba dinlemek. Ne yaşlar söylesin? İçin. Ha? Neyse. Çıkıyor. Nereden? Tamam. Buradan bir yerden gidiyor mu? Yakın mı ya buraya? Evet, kastırıyor bu ya. Şey, canım orada yol gidiyor. Anam bir şey gidiyor. 5 kilometre. Evet arkadaşlar, biz geçtik yine bizim gelinle. Mutfakta sofra hazırlıyoruz. Ama bir kere de boğaz peşindeyiz. Değil mi Gülsüm? Eti kıydık, tencereye koyduk. Yüdük, yıkadık, tenceremizi vurduk. Şimdi etin içini doğramak için Gülsüm biber doğruyor. Bir taraftan soğan, kuru soğan, biber. İçini koyacağız. Her zamanki gibi bizim. Nereye gidersek gidek hep sofra hazırlıyoruz. Yeme, içme, yüme, yıkama derken ondan sonra çay koyduk. Kozan dinlenmeye geliyoruz. Kozan dinlenmeye geliyoruz diyoruz bizim gelinle. Ama biz etimizi de yenice koyduk da daha yeni cızırtamaya başladı. Ondan sonra buraya da bizim kız temizlik atlamış. Barılı yaprağı ve salata yapacağız burada. Birazcık suyu bekledim ki. Arka taraftan, bahçeden kopardım geldim. Bektin mi kendim oldu? Kendi oldu. İri yapraklılar var. Onları küçük yok. Şey dedim Gülsüm de. Aşıladıydım da. Küçükler kendileri olmuşlar. Taze taze. Geçen yoğurdu. Yapraklarına yoğurtlu yaptın mı sarımsaklı? Da çok güzel oluyor. Bulaşıklarımızı yıkadık. Yeşil biber. Yani kuru soğan doğradın mı? Etin içini güzel oluyor. Lezzetli. Uşak kaynattık. Buraya da soğusun diye koyduk balkona. Arka tarafa. Şöyle dışarı çıktım ben. Buz gibi esiyor. Küfül küfül. Ağaçın altında oturacaksın ineceksin de. Aha çay içtik mi birazdan şöyle dolaşıp geleceğiz. Çayımızı içip yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam soğukluğunda çıkacağız. Açık ortalık sıcak. Sıcak geçirirsin diye. Bilmiyorum ki. Güzel olmayacağız, katma. Hande Ezem yemeği ya sarımsaklı. Çimen iyi. Bizim geline izin aldık 2 gün.
İşten de salı gün gidecek işe nasip olursa. Bayramda ben ameliyatlıyım diye beni bekledin, Allah razı olsun. Gidin dedim, ben yine dedim bu sene dahil edecek gezin gelin dedik ya. Gezmediler. Tek başına sen burada çıkmıyor. Bizim dediler, yalnız canımız sıkılıyor dediler. Tek başımıza güzel olmuyor, gezme tozma dediler. Ameliyatla şimdi ayarladılar galiba. Gal olan çayın birini içiyoruz, yıkıyoruz. Haftan beri üçüncü mü be? Vallahi herhalde öyle üçüncü mü? Bilmiyorum kaçıncı. Sabahtan beri üçüncü herhalde, üçüncü çayımız bu. Hadi oradan niye geldik ya? Evet, bayanlar iş başında. Şimdi... He? Ne fayda sonunda? Niye çekmediniz? Sen çay için diye bir şey. Biz o işlerin ustası değiliz. Ben sevim çekmedim. Bizim vallahi değil. Canım ben de seni seviyorum. Rümeyes aynen. Nur Sevim iş başında. Diğer takipçilerim. Nur Sevim'in saçlarını teyzem ördü. Balık sırtı. Şöyle göstereyim güzel saçlarına. İkisi de aynı dakika. Kızımın. Ne yapacağım Nur Sevim'in o? Cacık. Susuz cacık yapacağız. Şey yapmayacaksınız mı? Yoğurdun içine salatalık. Sen müzik doğramayacaksınız mı? Ama sen doğrayalım ya. Sen sulu yaparsan yetmez. Ben de sulu yap. He, sulu yap sen. Hayır, küçük olabilir. Aynı yetmez. Ne? Buradadır Rümeysa Hanım zarata yapıyor. Bunun saçlarını bak. Rümeysa tahtan kaldır bakalım. Rümeysa zarata'yı incecik yapmıştır. Kaldır bakayım tahtaya. Ay biliyor zarata yapmış. Semizlik, marul. Aynı şekilde Rümeysa'nın saçlarına da ördü Cemile teyze. Şöyle arkasından. Ay çok güzel olmuş kız. Teşekkür ederim. Kızla iş başında. Dezen pilavı pişirdi. Kam Dezen kaldırık tencerenin kapağına. Dezen güzelliğini çekmez mi? Piriş pilavımız. Etimizi kaldır. Öbür bizim gelin odada da kuru fasulye pişiyor. Yaşlıydı mı? Pişti. Hayır. Ben kuru biliyorsun ya. Bunu katamadım. He? Eti de katmadık. Dezen kattın mı? Hadi eti diyorum ben de. Acı biber falan koymadık. Biber yeşil biber koymuşum. Yeşil biber, soğan koyduk da. Baharat eklemedik. Ne zaman eder? Bence bir tadına bakın sonra katılacak. Evet arkadaşlar, soframız hazır. Bizim oğlan gel oraya koyduk. Masa da yiyorlar. O. Manzaramız da çok güzel ha. Akşam manzarası. Buz gibi gölgede esintide ekmek yiyoruz. Ay nasıl esiyor bakın be. Küfül küfül esiyor. Burada da bizim soframız. Her şeyimiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Gel beraber olsun. Yin yin baştan afiyet olsun. Etimiz, piriş pilavımız, cacığımız, salatamız. Hatice, neden kızdın kızı? Böyle olmaz kız. Bak. Ye kız onu. Yemez. Yer ağzına. Ekmekleri koparıp atıyor. Bak şunun yavrularına. Kızım benim. Gal neyse arkadaşlar. Yemekleri yemeye başladılar. Yemeklerimizi yiyen. Pırasa yapraklarımız, semizliklerimiz. Aynı köy usulü bizim bildiğiniz gibi. Mesela.